Skorer TV'den herkese mutlu günler diliyorum sevgili izleyenler. Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Nevzat Dindar'la beraberiz. Hoş geldin Nevzat. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şöyle, aslında ben biraz sonlara saklayacaktım ama Nevzat sıcak gelişme dedi. O yüzden sıcak gelişmeyi hemen biz konuşmaya başlayalım. Buffett'in bir Gomis. Son günlerde çok konuşuluyor. Evet. Nedir durum? Transfer gerçekleşecek mi? Şimdi nedir durum? Yönetimin üzerinde özellikle Fatih Terim'in ayrılık süreciyle beraber büyük bir baskı oluşmaya başladı. Fatih'in geçişi, takımın kötü gidişatı, işte Getson'u şuydu buydu. Ve Gomis tam bu sürece denk geldi. Kulübünden ayrıldı. İşte sözleşme sonu aldı vesaire. Ki orada da başarılı bir performansı var. Ve sosyal medyada bir Gomis rüzgarı esti. Evet. Yani artık Galatasaray'da transfer listelerinin bir kısmını sosyal medya bekliyor maalesef. Enteresan. Ama Gomis'in özel bir yeri var. Onu hani geçsin Gomis. Yarım kalan bir hikaye. Galatasaray'ın gündemine geldi. Başkan da açıkladı ama olay şu. Galatasaray yönetimi Gomis'i düşünüyor. 3 tane forveti olmasına rağmen. Başkan zaten bunu söyledi. Niyet de şu. Gomis winner bir karakter. Evet, yani evet. Kazanmaya alışkın. Artı yaşına rağmen profesyonel yaşayan ve hala etkili bir oyuncu. Bu takımda geride kalan süreçteki bitiricilik sorunu dikkate alındığında aslında sportif açıdan da yani sadece işin sağ iç sağ dışı liderlik ya da winner karakter olması, oyunculara örnek olması bakımından değil, aynı zamanda bitiricilik bakımından da senin ihtiyaç duyduğunuz bir oyuncu. Tabii bunun menajer ve oyuncu da farkında. Hatırlayın, bu hikaye tamam yarım kalmış bir hikaye ama yani o 500 bin euro zam yüzünden Galatasaray 50 milyon eurodan da oldu. Yani bir de böyle bir realite var. Hani Gomis'in parasını alamadığı için yaşadığı ya da zam yapılmadığı için yaşadığı problemler. Ki o haberleri biz de yazık hedef gösterdik. Sonra doğru oldu, ortaya çıktı. Günün sonunda Galatasaray'ın köşeye sıkıştığını, başkanın ve yönetimin zor durumda kaldığının farkında şu an. Gomis cephesi, menajeri. Menajerin sürekli olarak bir takım kanallar üzerinden mesajlar vermesi de çok masumane değil. İşin Türkiye ayağı var, Türkiye'deki menajerler var. Ortaklaşa bir baskı yaratılıyor ve Galatasaray yönetimi de zorda bırakılıyor. Evet. Galatasaray'ın istediği şartlarda şu an buluşulamadı. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray yarım sezon için 600-700 neyse verelim. Bir sonraki sezon için opsiyon olsun. Toteli 1.7-1.8 neyse verelim diyor. Gomis en alt seviye 2.5 milyon euro. Ama bir takım bonus maddeleri istiyor ve 3.5 milyon euroya yakın bir meblağ. Şimdi bu şartlarda Gomis olmaz. Tabii ki. Zaten Gomis de geldi gitti. Şu an Fransa'da. Tamam biraz duygusal bakalım. Galatasaray'la Gomis'in güzel bir birlikteliği oldu. Bir sene kalıp bu kadar etki yaratan bir oyuncu ben çok nadir olmuştur. Evet. Ama günün sonunda Galatasaray'ın 3 tane zaten forveti var. Kullanamadığı forveti var. Yani kullanamıyorsun. Satamıyor da. Satamıyorsun da. Cagnes'i var, Halil'i var. Dolayısıyla işte Gezzal'ın Kamptu Beşiktaş yazmaz. Ya da Fenerbahçe'nin forvet ihtiyacı. Belli ki bir piyasayı kızıştıracaklar. Ben yine de yani bu konuda temkinliyim. Ama hani sıcak bilgi şu an istenilen seviyede bir şey oluşmadı. Görüşmelerde bir seviyeye gelinmedi daha doğrusu. Onu söylüyorlar. Bakalım göreceğiz yani. Gomis bu kadar Galatasaray'la ilgili paylaşım yaptı. Türkiye'yi çok seviyor, o zaman biraz fedakarlık yapacak. Evet. Yani bu iş kapanmadı ama çok da böyle Galatasaray'ın istediği bir noktada gitmiyor. Evet. Yani senin de dediğin gibi Gomis de çok istiyorsa birazcık fedakarlık yapacak. Artık indirim mi olur? Bonuslarından mı vazgeçer? Ne yapar bilmiyorum. Yani bu kadar seviyorsan 3 kuruş az kazan. Gel burada yine takıl. Hayatını yaşa. Ha? Aynen, gel takıl git işte kebabını ye ne bilmem. Yani zaten paylaşımlar yapıyor. İstanbul'u da seviyor. Türkiye'yi de seviyor. Evet. Bakalım göreceğiz ama yani başkanın isim verdikten sonra bu işin olmaması tabii ki
tepkileri beraberinde getirir. Sanki Getsin'deki süreçte, birazdan Getsin'e gireceğiz. Evet. O tepkileri dindirmek, havayı dağıtmak için bir fırsat transferi olarak değerlendiriyor. Komise de biraz ihtiyacınız var ya. Yani saha içerisinde komise olduğunda Galatasaray farklı değerlendirilir. Oyuncu daha farklı, taraftar daha farklı motiv olur. Öyle bakıyorum. Yani şu an gelişmelerin olumsuz olması bu işin olmayacağı anlamına gelmez. Bir strateji. Gomis ve menajer de bazı şeylerin farkında. Ama Galatasaray yönetimi de Gomis'in ne kadar istekli olduğunu biliyor. Bu yüzden böyle bu iş olacaksa da son dakikada da olsa olur. Ama biraz daha beklemekte fayda var. İki tarafta Gomis transferi için stratejik davranıyor yani. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Şimdi yani şu anki rakamlara göre Nergis bu iş olmaz. Ama ben yine de işin içerisinde Gomis'in olması, başkanın Gomis'in ismini ifade etmesi, evet, ve taraftarın bu konudaki heyecanı, Gomis'in ve paylaşımlarına baktığımda biraz sosyal medya konusunda da insanlar hani bu paylaşımlardan oyuncunun şeyini alabiliyorsunuz. Hani tavrını, bundan sonraki kararını. Bu iş olur. Olacağı varsa olur daha doğrusu. Ama dediğim gibi yani biraz daha beklemek lazım. Peki gelelim Getson'a. Şimdi Getson bir çok yakın diyorlar, bir artık olmuyor diyorlar. Getson transferinde Galatasaray ne durumda? Vallahi şimdi Portekiz basını bir şey yazdı geçen Trabzon maçı öncesi. Herkes atladı Getson bitti diye. Evet. Şimdi ben o gün açık söyledim. Ben hiç o topa girmedim. Şundan dolayı aradım Ahmet Bulut'u. Ahmet Bulut da bana sordu. Dedi, sen dedi başkana yakınsın. Sen daha iyi bilirsin dedi. Şimdi Ahmet Bulut yapacaksa yapar bu işi zaten. Menajer o. Haberim yok diyor. Bizimkiler de Portekiz basınında anlaştı görünce bir saat sonra özel diye veriliyor hemen. Yani Portekiz bu olayı yazmış zaten bu iş oldu diye falan filan. Bir saat sonra baktım. Her yerde. Türkiye'de özel diye verildi. Ben Ahmet Bulut aralığında bu işin hangisi ortada bir şey olmadığını ifade etti. Problemler var. Torrent hazır futbolcu istiyor. Burası doğru. Başkanın da bir takım kaygıları var. Yani zaten bu gelecek de bilmem 6 ay oynamamış. Böyle bir çekinceleri var. Artı satın alma opsiyonuyla ilgili de şöyle bir mantık var Allah aşkına. Şimdi diyorlar ki yani zorunlu satın alma opsiyonunu Benfica koydurmak istiyor. Galatasaray koydurmak istemiyor. Bir zahmet ya. 1,5 sene oyuncu alacaksın. Zorunlu satın alma opsiyonunu koydurmuyorum. Yani nasıl oluyor bu iş? Yani niye? Tabii ki koyduracak yani Benfica. Tabii ki yani ufak denilen, hani basit gibi gözüken sorun, zorunlu satın alma opsiyonu. O sorun dediğin şey 7-8 milyon euro. Evet. O ufak bir madde değil yani. Artı Galatasaray zaten niyeti varsa alırsın 1,5 sene sonra zaten opsiyon. Muhammed'i böyle almadın mı? Tabii. Muhammed de gerçi orada opsiyon hani daha Galatasaray'ın istediği şekildeydi. Ama Getson Fernandez de zorunlu satın alma opsiyonu olsa dahi bence bu Getson'un alınması için, alınmaması için bir sebep olmamalı. Çünkü zaten Getson'un piyasası belli. Çıkıldağ'a 6,5 vermişsin. Nelson'a 7 vermişsin. Morsan'a 5,2 evet, vermişsin. Evet. Yani bu iş biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Ben yine de Getson Fernandez ile ilgili belki de bu bir taktik Galatasaray'sından baktığımızda yani taraf herkes oynuyor. Galatasaray'ın zor durumda olduğunu, taraftar baskısını biliyorlar. Bunun geri geldiğinde Gomis de yapıyor. Getson ile ilgili Benfica da yapıyor. Ama Galatasaray'ın UEFA listesine oyuncuları yetiştirme gibi bir zorunluluğu var. Çember daralıyor, zaman daralıyor. Yaşayıp göreceğiz ama Torrent'in de hazır futbolcu istediğini biliyoruz. Yani belki de bu sürecin olumsuz gitmesine bir gerekçe olarak bu öne sürülüyor olabilir. Hani bu işi olmuyor, yapamadık. Torrent hazır futbolcu istiyor. Tamam, en azından hani ihaleyi Torrent'te kesebilirsiniz. Dolayısıyla Galatasaray yönetiminin karar vermesi lazım. Ekonomik olarak şu an çok parlak bir tablo yok. Evet. Biz de gerek taraftar bu kadar çok motive oldu, heyecanlandı iki transferle ilgili hem Gomis Getson'la ilgili şu anki olasılıkların o gerçekleşme olasılığının gerçekleşmeme olasılığına göre daha az olduğunu söyleyeyim. Yani bu iş transferlerin şu an gerçekleşme olasılığı çok zor. Peki şimdi tabii bir kaleci problemi de var gün yüzünde olan. Herhangi bir kaleci transferi yapacak mı Galatasaray? Sürekli panik ve kararsızlık durumu.
psikolojisi söz konusu. Hmm. Yani önce kaleci, birinci öncelik. Sonra ya Muslera dönüyormuş galiba. Yok işte Giresun transfer tahtası. Yok işte ne bileyim Sinan Bolat. Yani böyle çok önemli konularda evet. Galatasaray'ın planlama ve stratejide kararsız kaldığını görüyoruz. Bu kaleci konusunda da geçerli. Önce Giresun'la işte Okan için bir girişim oldu. Giresun transfer tahtası kapalıydı. Giresun transfer tahtası açtı. Arada problem devam ediyor. Orada istenen bir meblağ var. Onlar da kendilerine göre haklı. En son olarak yani son gelişme Galatasaray bir paket sundu. İşin içerisinde Fatih Öztürk de var. Hani Fatih, İsmail bunlar Galatasaraylılara göre, Galatasaray cephesine göre bunlar taraftar tepkisini alan isimler. Evet. İsimler değil belki ama yeni başlangıcı, yeni bir sayfa açmaları gerekiyor. Okan gibi. Tekrar bir Okan'a odaklanma var. Fatih ismini önermişler. Onu biliyorum. Fatih Öztürk'ü. Dolayısıyla Giresun cephesi bunu değerlendirecek. Sinan Bolat'la ilgili de bir ön yargı var. Yani Sinan'ı transfer ettiği anda Galatasaray bir taraftar tepkisi oluşuyor. Yani bu şuna benziyor. Dursun Özbek mesela döneminde de çok önemli transferlere Sabri ile nikah tazeleyerek giremezsiniz. Yani o işi en sona bırakırsın. Şimdi Sabri Sarıoğlu ile nikah tazelediğiniz anda tepki oluşur. Bu işleri biraz sona bırakırsınız. Yani taraftar tepki göstereceği işleri. Ben Sinan Bolat transferini de böyle görüyorum. Yani sen Getson'ı alamazsan, Gomis'i transfer edemezsen, Sinan Bolat'ı transfer ederek işe girersen linç yersin. Zaten linçe çok müsait bir şey var. Ortam var şu an. Var. Öyle görüyorum. Dolayısıyla kaleci konusunda şu an biraz Okan olursa olur, olmazsa bu süreyi bekleyecekler. Fatih bir süre kaleyi koruyacak. Evet. Peki, şimdi çok vaktimiz kalmadı ama özellikle sormak istediğim bir iki konu var. Şimdi bu da son günlerde çok fazla konuşulan Işıt Angün konusu. Transferle ilgili son bir iki altı buyur, numara buyur. Pozisyonuna girelim mi? Tabii. Altı numaramız var. Doğru. Onu da söyleyeyim. Diawara Roma. Doğru. İlgi var ama henüz dönüş olmadı. Bunun dışında Orban plana çıkan isim Leicester City'den Mendy. No. Mendy istiyor. Hoca da sıcak bakıyor. Ve Mangala ismi geçiyor. Ama Mendy oradan plana çıkmış isim. Diawara keşke olabilse. Bunun dışında açıkçası gidecek oyuncular hani onu da transferle ilgili son olarak onu da belirteyim. Evet. Asun Çağ zaten gitti. Gitti. Onun dışında işte Yedlin'de yollar ayrıldı bu açıklandı. Evet. Atalay Ümraniyespor'a kiralandı. Luyendama'nın gidişine göre ki kontenjan da açılıyor bu arada. Luyendama da gidecek zaten. Ya Antwerp'e ya Porto'ya. Antwerp'le bir söz kesilmiş. Sonra Porto'nun bir talebi ilgisi oldu. Yani Galatasaray işin o kısmında ilerliyor. Birbiriyle paralel tabii. Gidecek oyuncular var. İşte Omar döndü. Açıkçası Babel'le ilgili de Houston'ın işte bir ilgisi talebi var. Ben Galatasaray yöneticilerle konuştuğumda biz bunu değerlendireceğiz dediler. Yani Acun Ilıcan'ın sahibi olduğu Houston'ın var yani bir durumları var. Böyle bir bize teklif gelirse biz de değerlendireceğiz yani. Onları zaten Babel'i çoktan gözden çıkarmışlar. Evet, evet. Babel de gider. Yani sözün özü büyük bir hareketlilik var ama Galatasaray'ın şu an en büyük problemi zaman. Yani tabii. Bu oyuncuları hem bu işlerin daha erken halledilmesi gerekiyordu. Hem de işte UEFA listesi var. Yani bu kararsızlık ve panik ortamında ki zaten eleştirdiğim şey Galatasaray panik ortamında yaptığı transferlerin bedeni çok ağır ödedi. Yani işte Cagnes'i şusu busu. Evet. Şimdi böyle bir ortamla karşı karşıyayız. Ama bir taraftan da Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum var. Yani ligde kötü bir durumda. Bu havayı dağıtmak lazım. Bu yüzden transfer çok önemli. Yani illa hani transfer yapalım işte taraftarın gözünü boyayalım meselesi değil. Yani Galatasaray'ın ihtiyaçları var baktığımızda. Ben açıkçası yani en kötü bugün ne günlerden? Perşembe mi? Yani iki gün içerisinde en kötü bir hafta sonuna doğru da iki transfer olur diye bekliyorum. Güzel. Yine de en azından hafta sonuna kadar. Bu tarafından bir bakalım yani. Peki. Işıtan günü soracaktım.
taraftarlar Işıt Angün'ün istifasını bekliyor. Ne kadar vaktimiz kaldı bu arada tabii onda. Tamam. Şimdi taraftarlar Işıt Angün'ün istifasını bekliyorlar ancak Sayın Burak Elmas geçen akşam çıkmış olduğu programda yani böyle bir şeyden bahsetmedi. Yani evet sence burada ne olması gerekiyor? Işıt Angün istifa etmeyecek mi? Sence etmesi gerekiyor, bırakması gerekiyor mu? Yani bir sürü nokta var. Bu konuda hani benim yani bir şey fikrimi söylemem çok şey olmaz. Hani yapmalı etmeli. Sonuçta Galatasaray yöneticiden bahsediyor. Evet. Ama bir taraftan da gerçekler var. Hani baktığımızda bu durumdan Galatasaray ve başkan zarar görüyorsa bunu tabii ki değerlendirmesine yönetim kurulu yapacaktır. Şimdi benim gördüğüm şimdi yani bir takım olaylarda hakikaten de bir zaman aşımı kavramı vardır. Evet. Yani nedir? Bir suç işlerseniz 10 sene 15 sene sonra hani şey olmasa zaman aşımı vardır. Evet düşüyor direkt. Ama Twitter'da zaman aşımı diye bir şey yok. 15 sene önce attığın tweet kurulunun karşısına çıkabiliyor. Evet. O yüzden yazdıklarınıza dikkat edeceksiniz. Söz uçar yazı kalır derler ya. Şimdi ben başkanın gereğini yapar dedikten açıklamasından sonra Işıtan Bey'in istifa edeceğini düşünmüştük. Açıklamasında bir özür gördük ama bu özür kimden dilediğini anlamadım. Bankadaki kadından mı özür diliyor? Galatasaray Genel Kurulu'ndan mı? Halktan mı? Yani orada kafamı karıştıran bir nokta var. Bir diğer nokta ya bu kadar ısrarcı bir esprisi yok. Başkan da niye Işıtan Bey'e bu kadar bağımlı hareket ediyor? Yani dünyada başka futboldan anlayan ilişkileri olan bağlantıları olan başka bir adam yok mu? Galatasaray'dan bahsediyoruz. Yani birçok yanlış var. Görünen o ki Işıtan Bey devre dışı değil. Hatta evet, devam hala edecek. Olayın merkezinde. Bunların sonucu olur. Yani bir takım alınan kararların sonuçları da olacaktır. Evet. Bunlar çok pozitif değil. Yani olayı sadece sosyal medya taraftarı denkleminde değil. Aynı zamanda bir genel kurulun üyelerinde evet. Tepkisinin olduğunu belirtelim. Işıtan Bey'i bu kadar vazgeçilmez kılan nedir? Açıkçası onu da merak etmiyor değil. Merkez merak ediyor. Evet. Ya sonuçta bir kurum, başkanlık makamı zarar görüyorsa gereğini yaparsınız ve elini rahatlatırsınız. Yani bu kadar aranız iyiyse, samimiyseniz. Evet. Ama bu kadar çok tepkiye rağmen hala pozisyonunuzu koruyorsanız orada o zaman insanlar şüphelenirler. Olaya bir soru işaretleri de bakarlar. Ben böyle görüyorum. Sonuçta başkan hala transfer işlerinde Işıtan Bey'i sorumlu hale getirmiş durumda. Yani orada bir devre dışı kalması durumu söz konusu değil. Işıtan Bey'in bakalım sihirbazlığını biz de göreceğiz. Yani Fortuna Start'taki gerçekleştirdiği ya da gerçekleştiremediği projeleri, hayallerinin artık Galatasaray'da ne kadar gerçekleştirecek bunu göreceğiz. Ama işin içerisinde tabii kendisinin aynı zamanda başka bir kulübün hissedarı olması ve bir takım menajerlik geçmişi ve ilişkileri, bağlantıları da göz önüne bulundurulduğunda ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Hani transfer yaparsınız ki yaz döneminde yaptığınız transferler de var. Yani Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmesi için araya bir takım aracıları koymasına gerek yok yani. Keçi öğren gücüne randevu alırsınız, gelir ya da gidersiniz. Yani evet. Barış Alper için ekstradan bir aracıya gerek yok zaten. Yani Keçi öğren tarihinde 200 bin euroluk oyuncu satmış mı ki? Sen 2 milyon euroya aldığın oyuncu için aracı araya koyuyorsun. Gerek yok yani. Saçma. O yüzden Galatasaray'da ben hani şöyle gerçekler elbet ortaya çıkar. Yani bugün algılar hakikaten gerçeklerin önüne geçmiştir ama gerçeklerin de bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Öyle bakmak lazım. Bugün bu transfer operasyonlarında ne yaptınız, ne ettiniz, yarın her şey ortaya çıkar. Barış Alper konusunda bak sadece bir örnek veriyorum. Barış Alper'i Galatasaray Keçiören'den bir alt ligden, TFF 1. ligden 2 milyon euroya transfer etti. Işıtan Bey diyor ki evet diyor işte ben diyor işte Keçiören'le temas kurmak için aracı. Yani aracıya ne gerek var? Keçiören yani Keçiören'e telefon etsem sen bile
gidersin, görüşürsün. Ben bile giderim, görüşürüm yani. Evet. Çok zor değil ki. Öyle bir şey yani, Luis Campos'u geçirmiyorsunuz. Yani keçi öğren gücüyle görüşüyorsunuz. Evet. Böyle bir enteresan. Valla başkan vazgeçmiyor. Yani çok enteresan. Yönetimde kadınlar da var değil mi? Var. Ben yanlış bilmiyorum. Şimdi bu ülkede bir kadınla alakalı en ufak bir şey olduğu zaman ortalık kıyamet kopuyor. Hiçbir kadın yönetici de çıkıp bir şey söylemedi. Başkan şöyle bir şey. Ben hani doğrudur yanlıştırdan ziyade ne düşündüklerini söyleyeyim. İşte dün Köksal, Rezan, bugün Işıtan, yarın başka biri. Yani diyor ki her olayda ben bir kelle mi vereceğim diyor. Artı hani bu gerçekleştirdiği eylemi bugün ya da yönetim kuruluna seçildikten sonra yapmış olsa pekala diyor. Yani ben onun niye şeylerini söyleyeyim, savunmasını yapayım. Ama diyor 15 sene önce atılan tweetten hani neden şey yapayım, kellesini alayım, böyle düşünmüyor. Artı hani bunu da bir istihbarat olarak belirteyim. Işıtan Bey en son katıldığı bir televizyon programı vardı. Evet. Biraz sıkıntılı bir duruma düştü. Kendisi Galatasaray. Enteresandı. Evet. Oraya başkan bilgisi dahilinde çıkmış. Onu da belirtti. Belirtti. Evet evet. Yani başkan izin veriyor. Yani başkan çıkmasını istiyor. Yani evet işte o çok enteresan bir bunun durum. Bunun hesaba katılması gerekiyor. Anlam veremiyorum. Belirli bir istifa sayısı olduğunda direkt seçime gidiliyor. Kaç kişi olması gerekiyor? Onu tam net biliyor musun? Galiba. Ben de bilemeyeceğim. Oradan bir fazla olması gerekiyor. Normal hani şey asil yönetim kurulu vardır. Yedek yönetim kurulu vardır. Asil listeden 5 ve üzeri olursa o zaman otomatikman böyle bir şey gündeme gelir. Kaç istifa oldu şimdi Nevzat? 2 tane istifa. Net 2 istifa oldu. 2 istifa. Işıtan Bey olsa 3 olacaktı. Problemler oldu ama hani bu... Bu da mı hesaba katılıyor ben, acaba? Ben hesaba katılacağım. Ben kattım hemen düşündüm yani. Orada sıkıntı ne olur biliyor musun? Orada sıkıntı Galatasaray için Mali Genel Kurulu. Mali Genel Kurulu'da başkan dedi ki İbrahim girmezsem giderim. Giderim zaten dedi evet. Şu an başkan bu resti çekiyorsa rest ya da yani düşüncesini dile getiriyorsa açıkçası Mart hakikaten şey olabilir, sıkıntılı, sancılı geçebilir. Çünkü Avrupa Kupası var şu an, Galatasaray'ın çıkış noktası orası. Galatasaray'ı toparlayacak mı, toparlamayacak mı? Artık transfer konusunda da tamam taraftar istiyor da üyeler istemiyor. Üyeler daha gerçekçi, daha realist. Kulübün daha da borçlanmasını istemiyorlar. Evet. Zaten yapılan bir sürü transfer harcaması var. Çok hem de çok. Bakalım göreceğiz. Vallahi evet Galatasaray. Seni tebrik ederim. Bu arada Ünal Aysal röportajın için. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Dünün en güzel işiydi diyelim. Teşekkür hakikaten ederim. De, Galatasaray'da hatta bana şey dediler yani işte Ağar abiler mi şey yapıyor? Bir hareketlenme mi var? Yani bir taraftan Bahadır Altaylı'nın programında Burak Elmas'ın çıkması, ertesi gün Ünal Aysal röportajı. Yok, bunlar tesadüf. Yani kimsenin tabii. Bir organizasyon. Yok, biz zaten çok önce yapmıştık röportajı. Böyle bir organizasyon evet. Falan yok. Hayırlısı olsun, seni de tebrik ederim. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ağzına sağlık verdiğin bilgiler için. Kıymetli bilgilerdi, çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Nevzat Dindar'la Galatasaray gündemini değerlendirdik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.